Evet, şu anda tabi tabi doğru söylüyorsun. Şu anda Ataşehir üzerinde yöresel lezzet ustası Pacacı Hikmet'in oraya geldim. Diyarbakırlı aslen ve sizinle bir tanıştırmak istiyorum. Lezzet mi diyorsun Hikmet'te? Sağlık mı diyorsun Hikmet'te? Abi selamünaleyküm. Ya ben siyaha takılıyorum. Geldiniz. Siz beyazlısınız. Çok güzel yakışmış ama. Şeref verdiniz. Vallahi gittikçe helal. Vallahi şeref verdiniz. Böyle bizi onur ettiniz. Eyvallah. Efendim. Allah razı olsun. Nasılsın abi? İyisin. Çok sağ olun. Teşekkür abi senin ederim. Lezzetin, senin yaptığın menüler, Azerbaycanları, Özbekistanları, Pakistanların ağzını sulandırıyor. Türkiye'nin her yerine, dünyanın her yerine hitap ediyor. Harika. Yani her yerine. Bu güzel bir nimet. Şeref verdiniz. Yani sadece hani Türkiye değil. Yok, dünyanın her yerinde. Arabi'de, bende, hepsinde. Şu böyle buradan bir menülerden senin fikirlerini alarak geçelim. Gelin buyurun. Bu ne abi? Bu fırın güvecimiz. Süper. Bugün böyle karnıyarık yaptım. Güzel. Haşlamamız. Güzel. Kavurmamız. Güzel. Kömlekte böyle güzel mantarlıya sosladık. Süper. Bamyemiz. Çiftli kebabımız. Evet. Bu da? Bumbar. Olmazsa olmazımız. Olmazsa olmazımız. Tandırımız var arka tarafta. Gel buraya. Tamam. Gel buraya Diyarbakır Kalesi'ni göstereyim. Fırını bile Diyarbakır Kalesi. Süper. Evet. Diyarbakır'ın kalesi. Kalesi. Kolay gelsin paşam. Kalesi. Ulaşı veregin gülü. Ay maşallah. Ay gel, maşallah. Gel, gel, abi, gel. Kolay gelsin usta. Gel Aysun abicim gel. Abi harika ya. Bu işi biliyorsun vay, abi. Vay, 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 vay. Vay tandırın güzelliğine bak. Maşallah hakikaten. Vay. Kokusu geldi abi. Ele koştu. Evet. Ele koştu. Evet. Süpersin valla. Harikasın ya. Öyle koştu. Ele koştu. Ey sorma. Sorma. O nedir abi? Bu kuru patlıcan dolma abi. He, sizin meşhur. Olmazsa olmazdır. Olmazsa olmazdır. Çok güzel. Birer tane müşterilerime ikram edeyim. Süper abi. Süper. Bu da iş pilavımız. Süper. İş pilavımız. Harika. Harika. Abi çok güzel görünüyor. Bu zaman bunun pişirmesiyle ilgili midir? İçindeki baharatlarıdır, safranıdır. Ve pişirmesi. Pişirmesidir. Tabii. Usta değeri değil mi? Tabii. Sevgisini koyuyor. Bravo. Bravo. Bu da buhurlama. Böyle kuzu etinden. Vay maşallah. Ve sağlıklı benim gördüğüm. Kuzu et. Bu sağlıklı. Kuzu et. Evet. Eyvallah, hoş geldiniz. Bu arkadaşlar mekanları da öyle mi? Evet. Ha, merhaba. Adil inanır. Evet. Harika. Bir yeri de böyle bir göstereyim abi, geleyim oraya. Böyle bir güzel bir ortam. Evet Hikmet abi. Hikmet abi kısaca seni bir tanıyabilir miyiz? Tabii efendim. Yani Hikmet Paçacı kimdir? Neyin nesidir? Ben nerelidir? Ben Paçacı Hikmet Yılmaz. Evet. İlk mesleğime 87'de Ankara'da başladım. Süper. Ankara Çankaya'da, Gazi Osman Paşa'da Köroğlu Ocakbaşı. Oradan bu mesleğe başladım. Benim ustam, benim rahmetli anam. Süper. Ve boğazıma çok düşkün olduğum için kendi kendimi yetiştirdim. Süper. İstanbul'a geldikten sonra Paçacı Hikmet'i kurduğum yola devam. Süper. Şeyden başlayalım böyle hani, nerelisin aslen? Ben aslen Alacakkayalıyım, Elazığ Maderliyim. Ha çok fakat güzel. Fakat doğma büyüme Diyarbakırlıyım. Çok güzel. Annem Diyarbakırlı. Çok güzel. Oradan, Türkiye'liyim ya. Ha, tamam orası ama yine bizim Azerilerde şey var, hemşerim nerelisi? Bu cümle çok güzel bir evet, cümle. Yani evet. Anahtar sözlük. Peki Hikmet Usta nerede okudu? Ortaokulunu, ilkokulunu? İlkokulu Alacakkaya'da, ortaokulu, liseyi Diyarbakır'da. Diye. Ondan sonra hayat nereden başladı? Ondan sonra liseyi 2'de bıraktım, kaçtım İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldim. TYR'le geldim. Yaş kaçtı o zaman?
Kaç yaşlı? 19, 20'ydi işte. Ha, o yaşlarda kaçtın geldin? Geldim. Ne yaptın burada ilk başta İstanbul'da? Nereden geldim başladın? Geldim bile bir iki ay gezdim. Babam geldi buldu götürdü. He. İstanbul suyu değdi ya bize. Tamam. Daha doğru yok. Tamam. Geldim buraya. Tekrar buraya. Buradan askere, asker çıktı görünüşü Ankara, Ankara İstanbul. Öyle. Evet. İlk işi nasıl başladın? Hani ilk bir... işi... Bir şeyden mi başladı? Hani komilik mi diyorlar? Yok, ben kendimi eğittim. Hiç komilik yapmadım. Süper, süper. Direkt şeyden. Direkt. Harika. Direkt. Abi direkt bir de cumhurbaşkanı da olabilirsin yani. Ya, bu yaştan sonra biz yok. Bizim işimiz mutfak abi. Ben mutfağın cumhurbaşkanıyım diyorsun. Mutfak, kendi işimin doktoruyum. Çok güzel. Ben piyasa ustası değilim. Evet. Kendi mutfağımın ustasıyım. Evet. Şimdi Hikmet abi, biz sağlıklı beslemeyi bilmiyoruz. Hele bu pandemiden dolayı da çok önemli. Mesela çorba olmazsan olmazlardan. Şimdi bizim kelle paçada her şeyden önce un diye bir şey yok. Evet. Orijinali. Kuzudan yaparım, kuzu kellesinden. Evet. Tabii bu da çok zahmetli bir, akşamdan suya basarım. Sabah onu gırtlağını açarım. Burnunu yere vururum. Tekrar tazıklı surlan gırtlağını. Kazana atar, onun köpüğüdür kemikle beraber. Yani bizim paçada 1 gram un, yoğurt, yumurta, et, klor bulamaz. Yani bu konuda iddialıyım. Evet. Tahlile bile gönderebiliriz. Peki burada hani çocuk yetiştiren annelere, babalara tavsiye olarak hani çorba her şeyin konusunda, doğalını, her şeyin doğalını. Heh. Yani doğalını, başka bir şey değil. Doğal olan şeyi yedirsin. Ben buraya gelen müşterilerin bile bebeleri var. Evet. Bir yaşında, 3 aylık, 5 aylık. Evet. Ben zorlanıyorum bu paça suyunu içirin. Evet, evet. Ben onun için diyorum, hani özellikle sizin hani benim gördüğüm o sağlıklı yemekler olduğu için biz bunu çocuğumuza, ben hiçbir yemeğime un kullanmam. Evet. Mercimek çorbasında bile 1 gram un bulamaz. Evet. Mesela diyelim ki 15 günde bir, hafta bir gün et yemezsen olmaz diye düşünüyorum. Ya bizde et olmazsa olmazımız. Evet. Bizde et olmaz. Ama vücudun da ihtiyacı. Vallahi ben zarar görmedim. Değil mi? Hele kırmızı et kalbin dostu. Ben de zarar görmedim, bilmiyorum yani. Evet. İşte onu da çocuklara hani aşılamak lazım, sevdirmek lazım. Çocuklara ben tamam, et olmazsa olmazdı ama paça suyundan vazgeçmesin. Değil mi? Özellikle paça suyundan vazgeçmesin. Evet. Grip olan bile gelsin paçayı içsin, bakın devresi gibi bir şey kalıyor mu kalmıyor. Değil mi? Bir de bu hani pandemiden dolayı da sağlıklı beslenmenin yolu bence Hikmet Usta'dan geçer. Doğal, doğal, doğal. Evet. Kelle paça, paçacı Hikmet'te. Adres mi soruyorsun? Paçacı Hikmet Plus, Ataşehir. Evet. Tek adres. Evet, tek adres. Bir de ne var biliyor musun? Yerken diyor ya, ele hoştur, ele hoş. O da sizin güzel bir şey var. O benim sloganım. Slogan, evet. Hoştur, hoştur. Ele hoştur. Evet. Ne tavsiye edersin bizim ben de dostlarım? Günlük menülerim değişiyor. Yani tamam. Tandırıdır, kaburga dolmasıdır, güvecidir, bumbarıdır. Bunlar standart yemekler. Tamam. Diğerleri de et yemekleri. Ve 24 saat açık. 7-24. Ayvalı kavurma var, normal kavurma var, buğulama var, açlama evet. var. Evet. Buharda yaptığım tandır var. Taş fırında da sade lahmacun. Başka bende çeşit yok. Sadece lahmacun. Lahmacununu da güvenirim ön sırada. Abi teşekkür ediyoruz. Hoş geldin. 20 yıl sonra tekrar dediğim göreyim ama şeref aynen verdi. Duruyorsun şeref yani. Verdi. Buzdolabında saklıyorsun gibime geliyor. Başımda dırdır eden yok. Dırdır eden yok. Evet, çok güzel. Abi kolay gelsin. Şeref verdi. Allah dostluğumuzu, şifemizi devam etsin inşallah. Şeref.